Burada bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarını görüyorsunuz. Bu videoda bu veriyi değişik şekillerde ifade edip bazı sorular cevaplayacağız. Evet, aklıma ilk gelen sıklık tablosu. Evet, sıklık tablosu. Bu veriyi kullanarak sıklık tablosu oluşturmak için her yaştan kaç çocuk olduğuna bakacağız. İki sütunla bir tablo hazırlayacağım. Birinci sütunda yaş, ikinci de sayı olacak. Her bir yaş için çocukların sayısı, her yaştan kaç çocuk olduğu. Hatta isterseniz buna sıklık da diyebiliriz. Birisi size bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı sorarsa, o işi ne kadar zamanda bir yaptığınızı soruyordur. Evet, sıklık bu anlama gelir. Burada ise herhangi yaştan bir öğrenciye ne sıklıkta rastlıyoruz, onu ifade ediyor. Hangi yaşla ne kadar sık karşılaşıyoruz, bunu gösteriyor. Ama düşündüm, şimdi kafamızı karıştırmamak için buraya yine sayı yazalım. Peki, sınıftaki en küçük öğrenci kaç yaşında? 5. O halde 5 ile başlayalım. 5 yaşında kaç öğrenci var? Ya da 5 yaşındaki öğrencilerin sıklığı nedir? Bakalım. Bir tane var, bir tane daha var. Listenin sonuna geldim. O halde 5 yaşında 2 öğrenci var der. Ve buraya 2 yazarım. Sırada 6 var. 6 yaşında kaç öğrenci görüyorsunuz? Sadece bir tane. 6 yaşında bir öğrenci var. Peki 7 yaşındakiler sayalım. 1, 2, 3, 4 öğrenci. Sıra geldi 8 yaşındakilere. Bakalım 8 yaşında kaç öğrencimiz var. Evet, kullanmadığım bir renk seçeyim. Şöyle. Bakıyorum ama sınıfta 8 yaşında olan kimse yok. 0. 9 yaşında kaç öğrenci var? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane. Nefis. 10'a geldik. 10 yaşında bir tane, 11 yaşında kimse yok ve son olarak 12 yaşında da bir, iki öğrenci var. Bir sıklık tablosu oluşturmak işte bu kadar kolay. Bu tabloya bakıp her yaştan kaç tane çocuk olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki verileri ifade etmenin, göstermenin bir başka yolu olarak düşünebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 2 tane 5, bir tane 6, 4 tane 7. 8'i yazmayacağız. 4 tane 9, bir tane 10. 11 de yok ve 2 tane 12'yi yan yana yazmak. Şahane. Sıklık tablosunu görsel hale getirmek için de noktasal grafik çizebiliriz. Yani sıklık tablosu yapar gibi düşünüp grafik çizeceğiz noktasal grafikte bu örnek üzerinden düşünürsek yaşları göstermemiz gerekiyor. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sonra da bu yaşlardaki her öğrenci için bir nokta kullanacağız. Mesela 5 yaşında 2 öğrenci olduğu için 2 tane nokta kullanacağız. 6 yaşında bir öğrenci var. Bu 1 nokta demek. 7 yaş için 4 nokta kullanacağız. 1 2 3 4 8 yaşında kimse yok. 9 yaşında olan 4 öğrencimiz var. O zaman yine 4 nokta 1 2 3 4 10 yaşındaki tek öğrencimiz için 1 nokta 11 yaşında kimse yok ve 12 yaşında olan iki öğrenci için bir ve ikinci nokta. Ve bitti. Şu an ekranda aynı veriyi göstermenin üç değişik yolunu görüyorsunuz. Noktasal grafik, sıklık tablosu ve veri listesi. Veriyi değişik şekillerde gösterebildik, şimdi sıra sorularda. Karşımıza en sık çıkan yaş hangisidir? Bu soruyu cevaplamanın en kolay yolu noktasal grafiği kullanmak. Çünkü burada hangi yaşın daha sık olduğunu, yani hangi yaştan daha fazla öğrenci olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz. En çok nokta nerede var? 7 ve 9 yaşlarında. O halde 7 ve 9 bu sınıfta en sık karşılaştığımız yaşlar. Aynı şeyi burada da görebilirsiniz. 7 ve 9 yaşında olan öğrencilerin sayısı birbirine eşit ve 4. Eğer elinizde liste varsa hepsini tek tek saymanız gerekir. Evet, bu gösterimlerin her birinde ulaşacağınız sonuç aynı olmasına rağmen hangi yaş daha sık görülür sorusunun cevabı en hızlı olarak, en kolay olarak noktasal grafikle verilebilir. Noktasal grafikten çıkar. Peki başka bir soru daha. Mesela bu sınıftaki öğrencilerin yaşlarının aralığı nedir? Bu soru için de yine noktasal grafiği kullanmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Aralık neydi? Hemen hatırlayalım. En büyük yaş eksi en küçük yaş noktasal grafik üzerinde en büyük yaş 12 en küçük yaşsa 5 bu durumda aralık 12 eksi 5 yani 7'dir en büyük yaşla en küçük yaş arasındaki fark 7. Evet bunu sıklık tablosuyla da yapabilirsiniz en büyük yaş 12 en küçüğü 5 12'den 5 çıkarırsanız sonuç 7. Burada da aynı şeyi yapabiliriz ama sayıları tek tek gözden geçireceğiz ve en büyük ve en küçük olanı bulacağız. Peki, 5 var. Peki 4 var mı? Yok. O halde 5 en küçüktür. En büyük yaşsa 7 mi? Değil. 9 değil. 10 değil. 12. Evet, 12, 13 var mı? Yok. O halde en büyük yaş 12 ve yine aralığı bulmak için 12'den 5'i çıkarır ve 7 buluruz. Peki son bir soru daha. 9 yaşından büyük kaç öğrenci var? Noktasal grafiği kullanacaksak 9 yaşından büyük olan öğrencilerle ilgilendiğimiz için buradaki noktaları saymamız yeterli olacak. 1, 2, 3. Sıklık tablosunda da 9 yaşından büyük olanlar için 10 yaşındaki bir öğrenci ve 12 yaşındaki iki öğrenciyi toplar ve yine 3 buluruz. Listede 9 yaşından büyük olanları bulmak için de tüm yaşların üzerinden geçmemiz gerekiyor. Hayır. 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 Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Tamam. 1 bu da olur ve bunun sonucu da yine 3. Evet, elimizdeki veriyi noktasal grafik ve sıklık tablosu kullanarak değişik şekillerde gösterdik, farklı biçimlerde ifade ettik. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur.